Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Türkiye'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Bu arada Çanakkale Köprüsü'ne yaklaştım. İleride direkleri gözükmeye başladı. Büyük ekrandan bakarsanız arkadaşlar siz de görürsünüz. Yalnız ileride sis var. Biraz sisli bugün Türkiye. Ben yollardayım. Sıla yolundayız. 2023 ilk dönüş yapıyoruz. Biliyorsunuz geçen sene Aralık'ta geldim. Bir sene Türkiye'de kaldım. Yani birkaç gün kaldım ama 2022'de geldim. 2023'te geri dönüyorum. Arkadaşlar geri dönüş başladı. Allah nasip kısmet ederse bu akşam Yunanistan'dan gemiye bineceğim. Ancona'ya doğru yol alacağız. Yarın öğlenden sonra herhangi bir aksilik olmazsa 2'de gemiden inip İsviçre'ye doğru yol alacağız. Ben kısa kısa videolarla sizlere devamlı döneceğim. Oturma odanıza kadar göndereceğim. Sizin yapacağınız çayları, kahveleri hazırlayın. Keyfinize bakın. Murat Bozdağ'ın videolarına bakın arkadaşlar. Evet, bu arada nereye geldik? Neydi buranın ismi? Buranın ismini çıkaramam. Lapseki'ye gidiyoruz. Buradan iskele diyor ama iskele miskele kalmadı herhalde. Çizilmişler gene. İskele yazıyormuş. Beyaz boyamışlar mı? Ne yapmışlar gördünüz. Buradan Gelibolu'ya geçiliyor. Herhalde vardır daha vapur. Bilmiyorum. Köprü açıldığından beri ben köprüyü kullanıyorum arkadaşlar. Neden kullanıyorum? Köprüyü çok sevdiğim için mi? Hayır. Benim için tabii ki daha çabuk oluyor. Onun için ben köprüyü tercih ediyorum. Bu da tabii ki zevk meselesi. Bazısı vapurla geçer, bazısı köprüyle geçer. Bazısı İstanbul'dan dolaşır. Artık herkes bildiği gibi yapsın. Ben köprüden geçeceğim gene arkadaşlar. Ve gelin hep beraber Çanakkale Köprüsü'nü tekrar bir seyredelim. Biraz sonra burada evler bittiği zaman sağ tarafta köprünün direklerini göreceksiniz. Çok büyük bir şey. Ben o köprüye bindiğim zaman kendimi uzayda zannediyorum. Yani o kadar büyük bir şey yapmışlar oraya. Gelin hep beraber Çanakkale Köprüsü'nü tekrardan bir seyredelim. Para ödemesi nasıl oluyordu? Gelirken köprüye binmeden ödüyoruz. Evet, otoban parasıyla köprüye binmeden ödüyoruz. Şimdi dönüşte unuttum ama siz bilirsiniz ya. Neydi, hatırlatın bana. Nasıl oluyordu? Nasıl oluyordu bilmiyorum. Buraları tanımadığım için arkadaşlar ben 70 ise 70, 50 ise 50 gidiyorum. Burada çünkü bu kardakiler radar olabilir, ne olduğunu bilmediğim için. Bazen de böyle önüme araba geçiyor. Onlar bildiği için onların arkasından ben de tıpış tıpış gidiyorum. Ama bakın burada da yazıyor, yani normal araba 70, kamyonetle otobüsler 50 diyor. Yani biz de 70'ten gidelim bakalım. Acelemiz yok. Sağ tarafta Çanakkale'nin köprüleri gözüktü. Gelin hep beraber bu Çanakkale Köprüsü'nün tadını çıkaralım. 1-2-3 dakikaya kadar herhalde köprüye bineriz. Burada bir radar var bakın. Önümdeki hemşerim de zaten yavaşladı. Türkiye'de radarlar çoğalmaya başladı. Gurbetçilere buradan sesleniyorum arkadaşlar. Hızınıza dikkat edin. Biliyorum uzun yol, gideceğimiz yol uzun ama geç gidelim, güçlü gitmeyelim. Yani saat 8'de hastanede olacağıma saat 10'da evimde olayım daha iyi. Çanakkale Köprüsü'nü hiç görmemişler. Buradan şimdi tabii ki görmemiş arkadaşlar bilhassa gurbette buradan bakabilirler tabelalere. Çanakkale Köprüsü'nü takip edeceğiniz çok kolay. Sağ tarafta araba vapurları var. Buradan da tabii ki arabayla vapura binip vapurla da geçebilirsiniz. Vapurların ücretleri daha da uygun tabii
tabii ki vaktiniz varsa vapurla da geçebilirsiniz. Belki yanınızda çocuklar vardır, ufak vapuru da severler. Bir değişiklik olur, vapurla da geçebilirsiniz. Yani vapur çalışmaları devam ediyor. Herkes tabi bildiği gibi yapsın derim ben. Merkeze geldik arkadaşlar. Türkiye'nin Lapseki merkezini de burada biraz seyredebilirsiniz. Bakın şu anda saat burada 10.46. Acelem yok. Normal gidiyorum. Yani acele ede gitmiyorum. Canlı yayın yapmadığım için biraz da kendim Sıla yolunun tadını çıkarayım dedim. Onun için yavaş yavaş, acelem yok. Vapura yetişmem lazım. Tabii akşam saat 9 gibi orada olursam çok iyi olur. Checking yapacağım. Gemi için checking yapacağım. Onların da videolarını çekeceğim size arkadaşlar. Sizler de görebilirsiniz. Gelince arabayı nereye park ediyorsunuz? Nereden checking yapıyorsunuz? Gemiye nasıl giriliyor? Bunları detaylı çekimlerini yapacağım vapurun içinden. Söylediğim gibi öbür videolarda da çekimler yapacağım. Size vapuru tanıtacağım. Vapurdan inerken, ondan sonra indikten sonra İsviçre, Almanya, Fransa hangi yolu takip edeceğiniz, onları da size dört dörtlük göstermeyi düşünüyorum. Şimdi burada biraz zaman kaybettik. Olsun, siz çayınızı tazeleyin, kahvenizi tazeleyin, keyfinizi kaçırmayın, keyfinize devam. Murat Bozdoğan yollarda sizler için. Bu arada bana soruyorlar, abi sen bu Sıla yolu, YouTube için Sıla yoluna gidiyorsun. Tabi tam doğru değil, sırf YouTube için değil. Benim de ailem var Türkiye'de. Ailemi özlediğim için, annemi, babamı, kardeşlerimi özlediğim için. Özlem geçirmek, arkadaşlarımı, koluyu, komşuyu, tanıdıklarımı görebilmek için, vatanımı görebilmek için, bayrağımızı görebilmek için, ezan sesini duyabilmek için arkadaşlar, bunların hepsi işte bunlar için geliyorum. Bunlar bir sebep oluyor bana. Bu birkaç 5-6-7 sebep oluyor sonunda. Bu sebepler yüzünden ben Türkiye'ye geliyorum. Şansımıza tekrar kırmızı yandı. Zürih'te oluyor aslında bu, kırmızıdan kırmızıya gidiyoruz. Bugün de Lapseki'de başımıza geldi. Yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Bu videoda biraz böyle uzun olsun. Olsun, biraz vakit ayıralım. Tadını çıkaralım. Ne dersiniz? Hep yani
10-12 dakika mı olacak videolar? Ya bazı videoda 20-25 dakika olabilir tabii ki. Evet. Zaten fazla uzun sürmedi yeşil yağında. Öndeki amcam da herhalde daha uyuyor biraz. Kalkışı biraz yavaş yapıyor. Evet, bundan biraz sola sapacak. Biz de yolumuza devam edelim. Arkadaşlar ileride Çanakkale Köprüsü gözüktü, bakın. Bu başlangıcı, biraz sonra ne kadar büyük, ne kadar fenomenal olduğunu göreceksiniz. Tabii ki var, videoları var da tekrar bir video daha yapalım, zararı olmaz. Bir de 2023 yılında Çanakkale Köprüsü'nü çekelim sizlere, taze edelim görüntüleri. Evet, arkamızdan sarı bir taksi geliyor. O buradaki radarları bilir. Onun arkasından biz de gidebiliriz herhalde. Arkadaşlar inanın, hız yapmaya korkuyorum. Her yer radar. Yani İsviçre'deki gibi dikkatli kullanmaya başladım artık Türkiye'de. Radar yüzünden. Bu taksi bastığına göre bunlar radar değil mi ya? Taksi amca, bak beni çekerse sana gelirim ha. Şimdi buradan bayağı çıkıyoruz. Ondan sonra insan zannediyor ki yanlış gittik galiba, köprü geride kaldı. Panik yapmaya gerek yok arkadaşlar. İleriden köprü ayrımı yapılıyor. Dört dörtlük yapmışlar. Hiç korkmaya gerek yok. Ve şimdiden gözüktü. Bakın ileriden köprü için ayrılacağız. Güvenliğiniz için kış lastiği takınız. Taktık. Bu arada dışarıda 6,5 derece sıcaklık var. Bu sabah çok soğuktu. Arabanın camları donmuş. Ve buradan Çanakkale Köprüsü Edirne İstanbul diye sağdan ayrılıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım, hep beraber Çanakkale Köprü görüntülerine doğru yol alıyoruz. Bu sefer kredi kartında mı ödeyeceğim? Hayır, nakit ödeyeceğim. Türk param var üstümde. Onları biraz harcayayım, kalmasın. İşime yaramıyor çünkü İsviçre'de. Ve maalesef Türk parasının da değeri günden güne düştüğü için gelecek sefere yine tekrardan bozdururuz. Ve arkadaşlar bakın şu köprünün güzelliğine bakın. Biraz evvel dediğim gibi korkmayın. Yol ayrımı yapıyor ve geri çeviriyor ve buradan köprüye doğru yol alınıyor. Geçen sefer de zannettim, ben dedim yanlış mı gittim filan. Köprü geride kaldı. Ama hiç panik yapmaya gerek yok. Buradan böyle geri dönüyoruz ve köprüye doğru yol alıyoruz. Arada 14 dakika oldu. Arkadaşlar olsun, bu da bu videoda 20-25 dakika olsun. Gelin hep beraber tadını çıkaralım. Çanakkale Köprüsü'nden geçelim. Zaten az kaldı. Biraz sonra hemen Çanakkale Köprüsü'nün üstünde olacağız. Ben her seferinde
başka bir sevinçliyim. Güzel yani. Çok güzel bir köprü yapmışlar. Süper. Ve zannederim ki ilerisi için herhalde iyi bir yatırım. Bu benim düşüncem. Çıkarken mi var mı unuttum, aklımda kalmadı ama biliyorum.
biliyorum. Benim değerli abonelerim bunu bilir. Şeyler galiba burada, evet. Beni takip edenler, orada yükleyemedim maalesef, sistem çalışmıyormuş ve ondan sonra da öyle bir paralı otobana da girmedim, yani daha doğrusu köyde geçirdim zamanımı, annemin babamın kardeşlerimin çocuklarının yanında geçirdim, vaktimizi öyle değerlendirdik. Onun için bu sefer de öyle fazla oraya buraya gidemedim, kusura bakmayın. Şimdi ben nakit her yerde nakit oluyorlar mı ya? Her yerde nakit oluyorlar. Burada şimdi parasını ödeyelim. Olursa. Buradan gireceğiz. Hepsinde kredi kartı yazıyor. Buradan çekeceğiz. Yanlışlık yaptık. Buradan tiket çekiyoruz. Evet evet, burada ödeme yok. İleride otobandan çıkarken ödeyeceğiz. Tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın, yanlışlık oldu. Yanlışlık oldu. Buradan bilet çekiyorsunuz. Şimdi tabii ki otobanı daha fazla kullanırsanız ona göre burada köprüyle beraber para vereceksiniz. Ben nereden çıkayım? Şimdi bir bakalım ne yazacak şimdi. Ben Edirne'ye doğru bir yol alsam iyi olur. Arkadaşlar bu videoyu burada böyle kapatıyorum. Hepinize kucak dolusu selamlar. Murat Bozdoğan yollarda. Siz de beni takip ederseniz, bana destek olursanız sevinirim. Hepinize tekrar kucak dolusu selamlar. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar. Sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.